Aslında neler yaşanıyor? Sen bunu yayında da söyledin. Sadece tweet atarak değil, orada bir eylem, bir gösteri yaparak ya da bir başkaldırı niteliğinde bir hareket, birlikte hareket edilebilirdi. Burada olacak mı bilmiyorum. İnşallah burada da el birliğiyle yapılsın istiyorum. Çünkü müzisyen Onur Şener sahne aldığı eğlence mekanında istek şarkıyı söylemediği gerekçesiyle çıkan kavgada hem de boğazı cam bardakla kesilerek öldürülmüştü. Sonrasında olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş, Ali Gündüz, savunma sanayide mühendis Semih Soyarp, Gözde G, yanlarındaki iki bayana kadın ve Jale G gözaltına alındı. Ardından hakaret ve görevi yaptırmamak için direnmek suçlarından kaydı bulunan İlker Karakaş önceden ve taksirle yaralama suçundan yine kaydı bulunan Semih Soyarp ve suç kaydı bulunmayan Ali Gündüz kasten öldürme suçundan tutuklandı. Olay sırasında yanlarında bulunan Gözde G ve Jale E adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede olayın yaşandığı mekanın önündeki kameraların kayıt yapmadığı tespit edildi. Ya da yaptı da ne oldu sonrasında? Olayın ardından aydınlatılması için mekana ait tüm kameralar ve çevre iş yerlerindeki kameraların kayıtlarına da el konuldu. Eğlence mekanındaki kameralara fizik müdahale bulunup bulunulmadığı, fiziki bir işlem yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Onur Şener katil zanları hakkında Çalışma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, müzisyen Onur Şen cinayetinin şüpheleri olan Bakanlık İş Müfettişleri İlker Karakaş ve Ali Gündüz'ün kamu görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, müzisyen Onur Şen cinayetinin şüpheleri arasında yer alan Semih Soyarp'in iş akdinin feshedildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir taziye mesajı geldi. Onur Şen'in ailesini telefonla arayarak başsağlığında bulundu. Araştırma incelemeler devam ediyor. Kamera kayıtlarının ne olduğu, silinip silinmediği de araştırılıyor Ali abi. Şimdi ailenin avukatı Meltem Banko, Ankara'nın bilişim suçlarında iyi bir avukatıdır. Hatta Türkiye'nin bilişim suçlarında en iyi avukatlarından biri. Evet. Benim de hemşerim, iyi görüştüğüm bir avukat. Onun açıklamalarını okudum. Bu davayı o yürütecek aile adına. Şimdi müzisyen Onur Şener'in istek şarkıyı söylemedi. İstek şarkı da ne Türkiye'de Mustafa Yıldız Doğan'ın bir türküsüyle ilgili Ölürüm Türkiye'mi istediği şeklinde. Evet. Meltem'in söylediğine göre yani orada bir doğum günü kutlaması var. Onur Şener sahnede değil. Zaten ifadelere de baktığımız zaman işte Aydın, bu faili meçhul ses nereden geliyor? Ben kulaklığa geçeyim bakayım. Benden mi? Yani biri Burada süpürgeye... herhangi bir ses yok. Evet, geliyor bu ses. Mutfaktan bir baksana. Buradan Yani kapalı her yer. Şimdi sessiz bir ses. kapatırsam belki oradan mı geliyor şeydi. Geliyor mu hala? Şimdi gelmiyor. Şu anda gelmiyor değil mi? Geliyor. Geliyor mu? Geliyor o zaman, bir bilgisayarın içindeki elektrik süpürgesi çalışıyor o zaman. Neyse, Evet. bu cinayeti adı geçenler, karışanlar verdikleri ifadelere bakıyorsun. Sadece bir kişi bu cinayetten hüküm giyecek gibi görünüyor. Kim O da o? işte bu üç kişiden bir, üç erkekten biri. O da sanki öyle bir hale getiriyor ki işte dışarıya çıkmış, bu üç kişiye saldırmış Onur, Şener. Bunlar da kendilerini konumuş, korumuş da yere düşmüş, boğazına cam parçası saplanmış da falan filan. O noktaya getiriyorlar. Yani kazara ölüme getiriyorlar olayı. Evet. Düştü cam parçasının üstüne düştü gibi. Bir kasıt yok gibi ama Meltem Banko'nun iddiası şu, sosyal medya paylaşımlarına bakarsanız Onur Şener'in
Onu düşünerek, bilerek ve isteyerek hedef seçilmiş diyor. Önümüzdeki süreçte ben birçok şeyin aydınlığa kavuşacağını düşünüyorum. Ama ve lakin yani şarkı bahane, bilerek ve isteyerek. Evet. Yani şarkı dünya bahane. Görüşü, dünya görüşü nedeniyle seçildiği konusunda bir tezi var. Şu anda duruşmada olduğu için iletişim kuramadım Meltem'le. Yayına alacaktım onu. Ama önümüzdeki günlerde mahkeme süreci başlayınca çok daha net ortaya çıkar. Fakat müzik dünyasının Onur Şener konusundaki duruşunun bence yeterince bir tepki oluşturmadığını, yani sadece yazmayla kalıp aslında el birliğiyle farklı bir tepki yani, verebilirler. Ya da konser yapmıyoruz diyebilirler. Verdiği konserin gelirini Onur Şener'in ailesine ver. O değil abi. Yani bu Onur Şener'in ailesi, Onur Şener bir kızı var, bir çocuğu, erkek çocuğuna da sahip çıktı. Yani ailenin şu anda bir para desteğine ihtiyacı yok. İyi bir okulda okudu. Ankara Koleji mezunu. İrfan Değirmenci'nin sınıf arkadaşı. Tamer Karadağlı'nın bir alt sınıfında. Yani iyi bir okulda okudu. Ekonomik durumu iyi bir aile. Onların manevi desteğe ihtiyacı var. Evet. Yani Türkiye'de müzisyenler bir geceliğine bıraksa işi ne olur? İki geceliğine bıraksa ne olur ya Onur Şener için? Müzik sussun ne olacak? Yani çünkü burada